Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda Magic Coin analizi yapacağım. Magic Coin geçtiğimiz Ocak ayından itibaren güzel bir yükseliş trendine girmişti ve burada Şubat ayının ortalarında 2 dolar 30 sent seviyesinin üzerinde fiyatlanmayı başarmıştı. 50 sent seviyelerinden 2 dolar 30 sente kadar, yani 4x'in üzerinde bir kazanç imkanı sundu. Ve buradan bir düzeltmeye girdiği görülüyor. Burada bizim indikatörümüzün de alt seviyesinden alt seviyesinde ihlal ederek burada daha geriden gelen bir trend çizgisinden tepki aldı. Ve burada yukarıda yeniden 2 dolar 6 sent seviyesine kadar bir yükseliş görmüştük 21 Mart tarihinde. Burada yeniden bir düzeltmeye tabi oldu ve burada artık önemli destek seviyemiz, majör destek seviyemiz bizim 1 dolar 20 sent seviyesi olarak düşünülmelidir. 1 dolar 20, 1 dolar 25 sent seviyeleri bizim güçlü desteğimiz olarak düşünülmelidir. Ancak bu seviye altındaki kapanışlarda ben düzeltmenin daha derin olacağını düşünüyorum. O yüzden bu 1 dolar 20 ve 1 dolar 25 sent seviyelerinin altındaki kapanışlarda stop olunması önemli bir seçenek olarak görünüyor. Kendi şahsi düşüncem bu şekilde. Yukarıda önemli bir direncimiz var. 1 dolar 56 sent seviyesi. Bu 1 dolar 56 sent seviyesi aşıldığı takdirde ise yukarıda yeni sert fiyat hareketleri görmemiz oldukça mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Bu durumda nasıl bir fiyatlanma olur? Hemen isterseniz onunla ilgili bilgi vereyim size. $1.56 seviyesi aşıldığı takdirde burada yukarıda ilk direncimiz bizim 1 dolar 70 sent seviyesi olacaktır. Bu seviye üzerinde tutunduğu takdirde ise burada Fibonacci 0.618 seviyemiz olan 2 dolar 14 sent seviyesine kadar bir yükseliş görme ihtimalimiz söz konusudur. Zaten bir önceki yükselişinde de bu Fibonacci 0.618 seviyesi olan 2 dolar 14 sent seviyesine yakın bir seviyeden bir düzeltmeye girdiği görülüyor. O yüzden bu 2 dolar 14 sent seviyesinin güçlü bir direnç olduğunu unutmamak gerekiyor. Ancak bu seviyede aşıldığı takdirde ise yukarıda 2 dolar 85 sent ve 4 dolara uzanan bir yükseliş görmemiz söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Ancak bu 1 dolar 56 sent seviyesi aşılmazsa da bu seviye artık fiyat üzerinde bir baskı unsuru olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu durumda ise altta 1 dolar 40 sent seviyesi takip edilmeli. 1 dolar 40 sent seviyesinin altında ise dediğim gibi burada 1 dolar 20 sent, 1 dolar 25 sent seviyeleri takip edilmeli. Bu seviye aşağı kırıldığı takdirde ise stop olunması iyi bir seçenek olarak görünüyor. Şu anda momentumda günlükte kırmızı bir sinyalimiz var. Yani bugünkü yükseliş henüz momentuma yansımış değil. O yüzden şu anda çok fazla bir yukarı yönlü bir hareket beklentisi içinde olmamamız gerekiyor. Ancak dediğim gibi bu 1 dolar 56 sent seviyesi ve 1 dolar 70 sent seviyesi üzerine günlük kapanışlar geldiği takdirde burada artık Magic Coin'de yukarı yönlü sert hareketler bekleyebiliriz. Şu anda Magic ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.